İstanbul Ümraniye'de hırsız gece yarısı mutfak camından tırmandığı daireye girdi ama yatak odasında uyuyan ev sahibine yakalandı. Kaçacak yeri kalmayınca da bakın nasıl yalvardı. Ben şu an çok sinirliyim sana. Doğal sen ağzını kırmıyorum burada. Abi beni bıçakla yeter ki polise bak. Abi beni bıçakla bak. Polise yalvar koçum. Polise. Tamam otur yanına polise yalvarırsın tamam. Yalvardı yakardı bıçaklamaya bile razıydı. Ama ne dese olmadı salonda yakalanan hırsız. Dur. Çok korktuğu sondan kaçamadı. Abi vicdanım var Allah razı olsun. Oğlum sen benim hakkımı çalmaya girdin bu eve. Abi, ya sen nerelisin? Ben Suriyeliyim. Sen benim eve niye giriyorsun? Tamam abi ne olursun abi. Ay anak peki. Abi bekle burada. 20 yaşlarındaki hırsız Ümraniye'deki bu apartmanın önüne gece saat 3 sıralarında geldi. Mutfak camına tırmandı, camı açıp içeri girdi ama hesaba katmadığı bir şey vardı. Ev sahibi içeride uyuyordu. Evdeki seslere uyandı, hırsızı salonda yakaladı. Abi girmedim bir şey yapmadım. Benim haberim olmasa belki evden bir şeyler çalıp gideceğiz. Bana bu heyecanı yiyorsun. Ya ne desen haklısın be abi. Hırsızın kaçacak hiçbir yeri kalmamıştı. Ev sahibine ne olur beni polise teslim etme diye yalvarmaya başladı. Ne olur polisi çağırma abi. Bekle sen. Herkes hak ettiği şeyden çekecek kocam. Ev sahibi de cep telefonunu çıkardı. Hırsızı yakaladığı o anları kayıt altına aldı. Ne olur ayaklarını öpün. Benim ayağım mayağım yok. Ben şimdi polis aradım gelecek bu. Vicdanım var sabah. Yok kardeşim benim böyle konuları vicdanım yok. Ben... Ev sahibi onu dinlemedi. Polis ekiplerine teslim etti. Anlatırsın abi ben. Beni bıçakla yeter ki polise bak. Abi. Beni bıçakla bak. Polise yalvar koçum polise. Tamam otur yanına polise yalvarırsın tamam. Otur yanına.